Buradalarmış, Armağan'a sevgilerini gönderiyorlar. Bak Armağan'cığım. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz, her hafta bekliyoruz sizleri de. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz... Bir şey söyleyebilir miyim? Düzce'de çıkan bir gazete benim bir spor okulu açılışına geleceğime dair bir haber yapmış. Böyle bir şey yok, yalan. Bize ne bu şekilde ulaştılar ne de bizim böyle bir şeyden haberimiz var. Öyle bir şey yok. Benim adıma birileri haber yapmışlar. Düzce'de bir spor okulunun açılışına katılacağım diye. Böyle bir şey yoktur. Yok. Bunu da buradan söyleyeyim. Peki, bu konuya da açıklık gelmiş oldu. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz Mehtap hakkında neler söyleyecekler. Hep beraber dinliyoruz. Saçlarını niye böyle yaptın bu hafta? Yüzünü göremiyoruz. Bu hafta Çağlar Bey. Ha, imaj maker mahvetmiş bu hafta. Çağlar Bey yaptı bu hafta saçları. Zaten her hafta kendisi yapıyordu benim saçlarımı da. Ha. Ben böyle kat yapıp dedim saçlarımı kestirdim bugün. Hiç ne yüzünü gördük şarkı söylerken, niye yaptın öyle? Böyle ben kendisine de teşekkür ediyorum buradan Çağlar Bey'e. Yunus Yurga. Seni böyle yaptı diye. Evet, teşekkür ederim. Ama çok... Sabah 8'den beri ben şey yapıyorum yine. Hazırlık devam ediyor. Full sabah bu sabah... Sabah 8'den beri. Sabah 8'den beri gele gele bu hale mi geldi? Evet. Saçlarını böyle yaptı. Sabah 8'den. Bir de bu hafta sen rujunu taşırmışsın bir şey. Niye öyle yaptı? Bak o taşmış o ruj. Armağan Bey benim galiba sıra mı değişmiş de ben biraz geç çıkacaktım. Erken niye? Çıktım. Rujumu tazeleme fırsatı bulamadım ondan. Çok sürmüşsün. Taşmışım dışarıya. Ha, taşmış. Niye öyle yaptın? Bakamadım aynaya. Yukarıda ayna yoktu. Dur ben sana bak Bülent Hanım'ın aynasını vereyim. Bir bak kendine. Olmuş mu bak. Bak. Al. Bak. Nasıl olmuş? Çok kötü olmuş. Niye öyle taşırdın öyle büyük dudak yaptın kendine? Dudak. Ne? Ne? Çok terledim yemin ediyorum Armağan Bey. Terden kaynak düşer mi Bülent Hanım? Düşmesin kaynakları. Bülent Hocam sök diyene kadar kaynaklar kafamda kalacak. Sök diyene evet. Kadar. Eyvah, Bülent Hanım uzun saç seviyor. Hiçbir zaman sök demez. Değil mi Bülent Hanım? Bülent Hanım uzun saç seviyor. Siyah yap desin yaparım yarın sabah yemin ediyorum. Şimdi hafta içi tabii ki yolda görenler, tanıdıklarımız, dostlarımız yorum yapıyorlar yarışmayla ilgili. Mehtap'a böyle bir büyük bir sevgi var, ilgi var. Neye bağlıyorsun? Size de böyle yorumlar geliyor mu? Neye bağlıyorsun? İşte biraz önce konuşuldu ya, suni falan denildi. Buradaki de son derece tabii. Gerçek. Samimiyet. Gerçek. Doğal. Gerçek, doğal. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Bu hafta olan bir hadise var Mehtap'la ilgili. Bana kuliste anlattılar. Ben gülmekten yere düşüyordum. Mehtap dışarıdaymış. Yarışmacı Suat var ya, ince bacak. O da hep diyet yapıyor ya. Mehtap'a telefon açmış. Demiş ki gelirken kepekli, ama markasıyla söylemiş ama marka veremiyorum. Kepekli portakallı bisküvit al getir demiş. Mehtap da tamam demiş. Mehtap gelmiş otele. Bir elinde bir torba portakal, bir elinde bir tane bisküvi. Portakallısını bulamadım, ben de karıştırıp Suat yersin demiş dedim. Ki, portakallısını istedim ben, niye bunu aldın getirdin? Portakalları es arasına koy, portakallı olur demiş. Daha da diyet yapıyormuş arkadaş. Niye peki portakallı bisküvi almıyorsun da? Bulamayınca ikisini karıştırsın yesin desinler. Ama bak bu haftaki performansın geçen haftaya göre daha biraz daha kötüydü. Geçen hafta çok daha iyiydi. Sıramı şaşırdım ben de ondan. Nasıl? Sıranla ne alakası var Mehtap Allah aşkına? Ha? Mikrofona yani şey konuş. Demek istiyor. Bir iki yarışmacı sonra çıkacaktı. Biraz erken aldılar. Şu bu bile süremedim. O yüzden aceleyle gelince herhalde biraz panikledi.
Şarkı da mesela bence geçen hafta daha iyiydi. Arkada ısınma hareketleri yapıyorum. Kendime geliyorum böyle sahneye çıkmadan. Ne yapıyorsun? Prova yapıyorum da onu yapamadım şimdi. Ne provası yapıyorsun Allah aşkına? Bir göster hakikaten. Bir göster Allah aşkına ne provası yapıyorsun? Hani okuyacağım eseri yapıyorum yani. Nesini? Böyle böyle yapıyorum. Ama senin öyle onu çalışmana gerek yok ki. Hayır onu yapmamaya çalışıyormuş. Yapmamaya çalışıyor. Aa niye? Çünkü zaten dediler sesçi arkadaşlar Mehtap sen mikrofonu, senin mikrofon provada şurada duruyor sen böyle söylüyorsun. Ben de en çok bana söyledi dikkat et yani mikrofon bu şekilde. Ben mikrofon buradaydı ben buradan söylüyormuşum böyle gidiyorum çok provadan. E şimdi gene öyle zaten bak konuşurken de öyle. Mikrofon böyle böyle sen öyle konuşuyor. Biz duymuyoruz ki seni konuştuğunu. Bu sessizlikler inanılmaz yalnız ya. Biraz gelir misin şöyle? Ama ne olursa olsun ben Mehtap'ı seyretmeyi ve Mehtap'ı dinlemeyi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bak ne yazmışlar. O benim de dikkatimi çekti evet. Osman Tan Bey. Duygulandım gerçekten o sen oku o zaman hadi bakalım. Burada senin ailen olmasa da halk senin ailen, halk seni sevdi Mehtap. Vay! Arkadaşlar vay. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Gerçekten duygulandım yemin ederim. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Bu... Mehtap hiç annenler gelmeyecek mi? Şimdi annemle babam ayrılar benim zaten. Biri Laz, biri Doğulu. Onlar ayrı. O diyor ki biri gelirse biz gelmeyiz, öbürü diyor o gelirse ben gelmem. Siz ikiniz de gelmeyin o zaman. Bir hafta onlar gelsin, bir hafta işte, onlar gelsin. Hepsi bir arada gelmek istiyorlar. Niye? Bir hafta biri gelsin, bir hafta biri gelsin. Anlaşamıyorlar. İstemiyorlar. Yok o zaman o niye geldi? Yok olmuyor öyle. Sen de hiçbirini istemiyorsun. O zaman diyor kavga yapma. Kavga çıkartı. Biri orada oturursa biri orada oturur. Oradan oraya birbirlerine laf atarlar. O kadar fenalar. Öyle düşmanlar. Oo niye ki o kadar? İşte bilmiyorum. Aynı sokaktan geçmezler. İşte bak. Şimdi bu vesile olsun. Sen de onları burada barıştır. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Bir sesler ikisine de istersen. İstiyor. Ben kız kardeşlerimi evlendirdim. Düğünlerini yaptım. Annem dedi baban gelirse dedi düğün iptal olur. Babama dedim ki ne olursun sen bari o zaman gelme. Düğünlerini yaptık annemle beraber. Kabul etmiyor işte inat. Baban görmedi düğünleri. Göremedi garibim. Adama da haksızlık yahu. Ben hem anneye hem de babaya sesleniyorum. Kızınızı tabii ki burada aile gibi destekliyorlar ama şöyle gelin. O da sizi görsün. Böyle soğukkanlı davranıyor ama eminim ikinizi birden burada görünce çok sevinecektir. Bekliyoruz her ikimiz de inşallah. Bir de bu arada biliyorsunuz her hafta konuşuyoruz. Duymuyordu ilk geldiğinde. Belki izleyicilerimiz merak ediyorlardır. İşte bizim Mehtap'la ilk karşılaşma anlarımızı hazırladık görüntü olarak. Bir izleyelim isterseniz. Nerelisin sen? Ha? Yani. Nerelisin sen? Artvin Opalıyım aslında ama doğum yerim Rize. Sen hiç okula gittin mi? Efendim? Sen hiç okula gittin mi? İlkokul. Bitirdin mi? İlkokulu bitirdin mi? Ben lise mezunum. Lise? Hı. Peki sen beni duymuyor musun? Özür dilerim. Şimdi 6-7 sahne yapıyorum her gün. Hı. Tabii o yüksek seslerde kolonlarda biraz oluyor gündüz o şekilde yani. Ha. Evet. Çünkü her gün 6 sahne. Birer saat kalıyorum sahnede. Gündüz olabiliyor ama sahnedeyken hiçbir problemim yok. Ha gündüz beni zor duyuyorsun evet, çünkü. Evet, duyduğunu evet, anlamıyorsun gibi duruyorsun. Evet. Tabii çok daha uzun sürdü bu komünikasyon kurmamız. Mehtap'la bayağı bir uzun sürdü ama... İşte buralara ben kadar geldim. Ben anlamıyorum da kafamı sallıyordum hep orada. Evet. Ben de fark ettim. Sen ilkokulda gittin mi diyorum bir kadın karşımda. Duymuyorum. Peki. Devam edelim mi Mehtap'la ilgili yorumlara? Peki. Etmeyelim. Edelim. Ne yapalım? Mesela Orhan Bey siz evet. Neden olmasın? Bana Mehtap'la ilgili... İki haftadır çok kişi bir şeyler söyledi. Evet. Ve Mehtap'ı çok sevdiklerini söylediler. Ve herkesten bunu duydum. Yani Mehtap'ı çok doğal ve güzel sesi var. Ve olduğu gibi görünen ve güzel bir hanım olarak değerlendiriyorlar. Onun o safiyeti ve yorumu
halkımızı etkilemiş. Yani en azından bana söyleyenleri çok etkilemiş. Hoşuma gitti benim de. Gerçekten Mehtap olduğu gibi bir bütün olarak güzel ve çok iyi. Şu anda bir de bu saç da iyi yakışmış. Teşekkür ederim uzun hocam. Saçlar. Sevim ablam da beğendi. Gördü az önce. Evet. Ve üstündeki giysiyle Galatasaraylı mı bilmiyorum ama böyle bir bütünlük oluşturmuş. Çok da yakışmış. Geçen haftaki de güzeldi ayrıca. Teşekkür ediyorum hocam. Yani Mehtap farkında veya değil ama neticede sevilen birisi. Güzel şeyler yapıyor şüphesiz. Müzikte yorumunda şunu tavsiye ediyorum. Sesi çok güzel. Fakat cümleleri kendine has okuyor tabii, bitirmiyor. Kendine has bir okuma tarzı var. Kötü diyemeyeceğim katiyen ama biz bitirmesini bekliyoruz cümleyi. O kısa kesiyor. Böyle bir yorum şekli var. Belki bu da bir yorum. Hani buraya bazı arkadaşlarımız geliyor, farklı yorumlar da yapabiliyor ama bizim bildiğimiz o klasik bildiğimiz parçalar da olsun, çok duyduğumuz ezgiler, bildiğimiz ezgileri de tamamlamasını bekliyoruz ama kendine göre söylüyor. Kötü değil, beklentimiz farklı olduğu için farklı notta verilebilir ama Mehtap'ı bütün olarak değerlendirdiğimiz için notlarımız iyi zaten. Yani Mehtap hak ediyor bu güzellikleri. Ve Mehtap'ı seviyoruz. Peki. Çok teşekkürler hocam. Orhan Bey. Ebru Hanım. Alabildiğine doğal, alabildiğine açıksın ve netsin. O yüzden bir kere bunu çok seviyorum. Onun dışında sesinin volümünü çok seviyorum. Gür oluşunu çok seviyorum. Ama Orhan abinin söylediği gibi bir ayrılık şarkısı se diyor kalıyor. Seç. Sessizce çal. Benim için içinin içi yok, dışı yok, hepsi birbirine karışıyor. Ne olursun onları da oturtursan bence bir problemi yok. Sesinin gürlüğü, sahnedeki tavrın, elektriğin. Yani Ebru abla, ben hiç hayatım boyunca böyle güzel bir orkestrayla çalışmadım ki. Böyle güzel bir hocadan ders almadım ki. Alsaydım çok güzel olurdu. Şimdi alıyorsun, artık güzel olacak yani. Alışıyorum yavaş yavaş. Ha, alışıyorsun. Kaç yaşındaydın sen? 28. Ne ablası be? Ne ablası? Abla nereden çıktı? 28, 33. Ne fark var? 37. Ne ablası? Ne abisi? Yok öyle bir şey. 25 var burada. 25. Bakın en küçüğümüzdür kendisi. Bakın. Bu durumda 42 jürinin en kartı benim. 25 var. Olmaz. Ablam abla deme bir daha. Peki. Bülent Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben arkadaşlarıma katılmıyorum. Çünkü şirinlik çok ayrı bir şey. Efendim, sahnedeki veyahut özel hayattaki o doğallık çok ayrı bir şey. Burada şov yapmıyoruz. Tamamen müzikal manada efendim sahneye gelen efendim bu talebeleri, çocukları değerlendiriyoruz. Ben şimdi 37 senelik sanat hayatımda geçen hafta bütün arkadaşlarımla birlikte onlara İştirak ettim. Evet, sahneyi çok güzel kullandı. Çok da doğal. Ve de hakikaten o müzikal manada yapmış olduğu bazı hataları göremememi sağladı, evet, dedim. Hatta ama kendime bu, de şaşırıyorum dediniz. Ben de değil kendi mi? Kendime, evet, şaşırıyorum dedim. Evet. Ama bu her zaman böyle olacak demek değildir. Ben şahsen onu müzikal manada değerlendirmeye mecburum. Biraz önce değerli arkadaşım bu mevzudaki hakikaten çok önemli imzalardan olan, söz sahibi olan değerli Gencebay
beyefendinin de söylediği gibi ben müzik adına buradayım. Ve onun için müzikal manada kendisini değerlendirmekle mükellefim. Bir kere her şeyden önce siz geçen hafta bana söz vermiştiniz. Evet hocam. Bir Türk sanat musikisine ait eser okuyacağım demiştiniz. Ne oldu? Selçuk hocama da söyledim, Süheyla hocama da söyledim. Bir tane eser seçeceğiz. Ben o esere çalışacağım hocam. Hı hı. Yani bu hafta niye olmadı? Önümüzdeki haftaya o zaman hocam bir tane sanat müziği okuyayım. Çok şirin, çok şirin, çok doğal. Diyecek bir şey. Vallahi yok yani mi? İnsan nasıl şey tuhaf oluyor ama ne edeyim, ne yapayım? Ama hocam yani, siz bana deseniz ki Mehtap şu eseri oku bakalım okuyabilecek misin? Evet. Bana verin, ben o esere çalışırım. Selçuk hocam da. Selçuk hoca yok. O... Süheyla hocam. Çalışırım hocam o esere, siz deyin, yemin ediyorum çalışırım, vallahi de okurum. Tuti mucize guyem ne desem kadar. Okurum Arma abi. O kadar değil, o kadar değil ama. Arma, yani o kadar değil. Şarkı formunda, şarkı formunda. Okurum. Beste ağır semai, yürük semai falan filan değil tabii. Efendim ama şarkı formunda ne eser. Ne olabilir Bülent Hanım? Her şey olur efendim, her şey olabilir. Bir örnek. Daha yavaş yavaş öyle, hani mühim olan... bu tarz efendim müzikalitesi olan bir kişinin bir sağ ayağını besmele ile atışı yarım adım bile atmış olsa o musikiye kazandırılacak demektir. Ben onu istiyorum. Yarım adım at. Tamam, ben razıyım o yarım adıma. Selçuk hocam, ama duydunuz. Ama senin ağzından duymak istiyorum. Tamam hocam, söz veriyorum o zaman haftaya bir sanat müziği okuyorum. Tamam. Selçuk hocam, şöyle bir zorluk oluyor, onu da hemen söyleyeyim. Yani eser bilmiyor. O yüzden siz mesela yönlendirebilirseniz bir tane aklınıza gelen yani bir şey olabilir. Şu anda tabii onu bilemem ama... Mesela pardon, Nevakar'la başlarız. Tabii, tabii. Üç sayfa. Itri. Ama hocam notasına göre beceremem de fazla. bilmiyorum çünkü notadan anlamıyorum. Pazarlık da yapıyor. Bülent Hanım pazarlık. Ama okurum da yani, okumaya çalışırım. Tamam. Zaten size efendim hocalarımız... Aslı hocam bir gün de siz gelseniz bizim provalara. Vallahi ben çok istiyorum. Yanarsın. Kur'an çarpsın istiyorum, gelsin Bülent hocam, yemin ediyorum. Sanat müziği okuyacağım haftada provalara. O zaman Bülent Hanım siz çalıştırın. Ama çalıştırın. Bülent Hanım çalıştırırsa sahneye bence, çıkamaz. Bence birkaç cinayet çıkar. Kesin. O mu sahneye çıkamaz, Bülent Hanım buraya mı gelmez? Hayır. Acaba dinlemek yani için? Yani o sahneye çıkana kadar zaten ezik yemekten domates salça gibi olur burada. Oku, oku diye. Oku diye oku tabii. Peki. Ben şunu çok önemsiyorum. Ben 6. kez Popstar'da jüriyeli yapıyorum. Bugüne kadar... sahneye çıktığı andan itibaren bütün halkın konuştuğu ve birdenbire konuşa konuşa star olan iki tane insan var. Ama bir de birisi, kendi taraftarları değil. Evet. Evet. Birisi Bayhan, birisi de Mehtap. Ve Mehtap başka... birinci haftadan da itibaren, evet, değil mi Armağan? Evet, beni Popstar Alaturk'a keşfetti. Sen kaç yıldır keşfedilmeyi bekliyordun? Hiç keşfedilmedim, bekliyordum. Ben bunu çok önemsiyorum. İşte aslında tarif etmeye çalıştığım şey bu. Hakikaten star olmak biraz da böyle bir şey. Ha, durduk yerde ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Elini kaldırsa bir şey oluyor işte. 9. Teşekkür ederim. 9 Armağan Çağlayan'dan geldi. 9 Ebru Gündeş'ten. 9 Orhan Gencebay'dan. Esas da Bülent Hanım bitirmemiştiniz siz söyleyeceklerinizi. Yok, bitmişti. Bitmiş miydi? Yani o kadar söyledim. Peki. Kadar söyledim. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Çok yani geçen hafta bir espri oldu ya, diyoruz Türk sanat müziği bir şarkı öğreneceğim dedi. Nedir dedim? Üsküdar'a giderken dedi. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Hatta dedim ki onun kıyafetleri de var ya hocam, şöyle şemsiyesi falan iniyor şuradan. Öyle aşağıya mi çıkacağız sahneye? Öyle çıkayım dedim, çok güzel olur. Biraz ağır mı ağır mı dedi. Çok yaratıcı edelim olmuş. Hani yalnız... Katip mendilini falan atıyor Armağan Bey. Katip de Armağan olur.
Tamam. Tamam işte. Tam olur o zaman. Çocuk rondu gibi çıkarız. İlkokul beşler yapar ya. Sizin de puanınızı alabilir miyiz Bülent Hanım? Yani bu çocuk çıktığı vakit ben... izin mi alayım, ne yapayım? Müsaade buyurun da içeri gideyim. Yani bir şey yapayım bilmiyorum. O kadar şirin, gözümün içine bakıyor. Ve ben okunmuş, üflenmiş gibi ağzım kenetleniyor. Ne yap? Sonra da kendi... Ben nasıl yaptım bunu diyorum. Vallahi şaşkınlık içinde. Ama bence burada şunun etkisi var. Bülent Hanım senelerdir sahneye çıktığı için... Sahne ışığından çok iyi anladığı için şimdi senelerce alt kadro yapmış ve hani hep sahne ışığı olan insanların alt kadrosunu almış, çalıştırmış, bulmuş, seçmiş. Şimdi onu görüyor ama bir yandan da musiki adına başka bir şey de görüyor. Bizim göremediğimiz bir taraftan bakıyor ve iki arada sıkışıp kalıyor. Evet, çok rahatsız oluyorum inanın. Orhan. İyi aynı zamanda diyor Orhan. Sen de değil mi Orhancığım? Aynen, o duyguları ben de taşıyorum fakat her şeye rağmen şu var ki Mehtap iyi okuyor aslında. Seslere güzel basıyor ve kendine ama has bir vurgulamaları var. Ve halk müziğinde ve serbest çalışmalarda daha başarılı. Şunu anlıyorum ki çalışsa, çalıştırılsa ciddi anlamda çok daha farklı olacak, iyi olacak. Bunu görüyoruz. Benim demin söylemek istediğim bununla ilgiliydi. Eksiklikler var ise... Ki ama kendine göre de bir karakteri var. Bu da bir gerçek. Ayrıca bütünüyle sahneye de çok yakışıyor. Ve şu anda hoşgörüyü de öyle bir davet ediyor ki. Yani takılabileceğim bir şeyler de olsun. Bülent Hanım'ın söylediği gibi. Ve onu görmeyebiliyor insan. Bütün olarak. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yani musiki adına konuşuyorum. Buyurun. Sakın başka yerlere çekilmesin. Ama siz demin Bayhan Bey'den bahsettiniz. Bir de Mehtap Hanım dediniz. Yani eğer ki sahnedeki bir star ışığı varsa Armağan Bey'i de inkar edemeyiz. O çok o inişinden buradaki sahneyi tutuşu, icrası her şeyiyle. Tamamen musiki adına konuşuyorum. Tabii ki. Çünkü mecburum bunu söylemeye. Onu anlıyoruz, biliyoruz hata zaten. Hata yapmış oluruz. Sizin ne adına konuşuyorsunuz? Hata yapmış tabii oluruz. Ki. Efendim o da çok önemlidir yani. Bu çatı altında yetişmiş ve piyasaya verdiğimiz iftihar vesilelerimizdendir. Tabii. Ama siz bir tutmayın. Efendim? Şimdi Armağan Bey onlar... Hayır, ikisi aynı ses çok, olarak... Hayır, evet. Aynı şey değil Bülent Hanım. Yani şimdi ses şöyle olarak bir şey, falan hayır. Armağan Bey üstte bir şey. Tabii şimdi ki ama şimdi bir de, şöyle hani. Bir şey. Hani ikisi çok star ışığı var dediniz. Esas star ışığı. Saçının telinden ayağının ucuna ama kadar. Ama Armağan'da onların hepsi sesiyle, var. Sesiyle, üslubuyla, giysisiyle, taşımasıyla, her şeyiyle. Yani. Ama bir tutmayın. Ben İkisiyle tutmuyorum asla tutmam. Yani. Ve rahatsız olurum. O ayrı. Yani onu bir tırnak içinde onu söylemekle mükellefim musiki adına konuşuyorum. Fakat ben size gerçekten yürekten size olan saygım bir kez daha arttı. Çünkü bazı sürtüşmeler geçiriyorsunuz, yaşıyorsunuz ama olabilir. Onların hepsini bir kenara ben koyup şu anda hala Armağan destekliyorsunuz. Bu çok hocalık güzel. Hocalık vasfımla gerçekten. Konuşuyorum. Ne kadar güzel ama söylemeyebilirdiniz. Evet. Çok hayır, çok hayır. Güzel gerçekten. Gerçek. Ve ben biliyorum ki sizin siz Armağan'a bundan sonraki müzik hayatında da destek olmaya devam edeceksiniz. Onu bilemem. Yani, ama bu bile büyük bir destek hayır, zaten. Bu ama gerçek. Bunları ömrüm oldukça, nefes aldığım müddetçe söyleyeceğim çünkü bunlar doğrular. Evet. Çünkü doğrular. Efendim, size numara verirken tabii ne yapacağım bilmiyorum artık. Ama her zaman söylüyorum ben size. Rahat hissedin kendinizi. Sonuçta kaç vermeyi düşünüyorsanız olur. Yani ne bileyim bu tarz okuyuşlar da benim hiç tarzım değil. Bak gülüyor işte. Canınız sağ olsun hocam. Kaç veriyorsanız. Peki 8 biz de vereyim. 8, sağ olun 8 hocam, geldi Bülent Ersoy'dan. 9, 9, 9 ve 8 toplam 35 puan. Çok güzel bir puan Mehtap. Aday numaranı, teşekkürlerini, hepsini kameraya doğru alalım bakalım. Efendim yurt dışında, yurt içinde beni destekleyen, seven tüm herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olsun. Sağ olun. Aday numaram 112 Mehtap. Desteklerinizi bekliyorum. Mehtap, haftaya gelirken bana böğürtlenli bir tane pasta. Tamam, ben de çok ama pastayla böğürtlen ayrı ayrı olmayacak, beraber olacak.
Teşekkür ediyorum. Mehtap'ın aday numarası 112. Eğer Mehtap'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 112 yazıyorsunuz, 30.04'e gönderiyorsunuz. Teşekkürler Mehtap. Bakalım sırada kim var? Sırada 110 Lida var. Uşak bir şarkıyla geliyor. Söz ve müzik Abdurrahman Kızılay. Evlerinde lambaları yanıyor.